Taze fotoğraf Van Danara kendi Instagram hesabından paylaştı. Icardi çocuğu ve Van Danara orada bir oyun oynuyorlar. İşte orada Galatasaray ürünü var, tişört var. Yani bu artık tamam yani bunu 5 yaşındaki bir çocuğa bile sorsanız zaten bu fotoğraf her şeyi anlatıyor. Müjdeyi Icardi vermiş. Yani Galatasaray'da artık ne zaman gelecekler veyahut işte bu eleme maçında oynar mı oynamaz mı bilemeyiz ama Icardi ile devam, bu fotoğraf bize bunu anlatıyor. Bu iş bitmiş artık, detayı falan da kalmamıştır artık. Emre, ya, yani, yok bitmişti zaten. Bitmiş zaten. İmza, yani resmi imza, ıslak imza atıldı mı, şimdi atıldı demeyeyim ama her şey bitmişti. Zaten biz A-Spor ekranında da bunu haberleştirdik. Bir hafta 10 gün oldu neredeyse. Bir olağanüstü, dediğim gibi Galatasaray'la anlaştılar, transfer bitti. İstanbul'a gelmeden önce Ibiza'ya küçük bir tatile giderlerken zaten bununla karşılaştılar. O az önce termos dedik, o da mate çayı içiyor Icardi. Evet. Güney Amerikalılar çok seviyor. Bu sene de Torreira'yla çok özdeşleşmişti. Onu koyduğu termosmuş. Bayılıyorlar ona ya. Bizim şey gibi yani, şu çay gibi aynı şekilde. Ellerinden düşmüyor neredeyse. Jose Sosa'da da sürekli mesela. Hepsi. Her paylaşımında. İlk Sosa'da gördük zaten. Mate çayı aynı şekilde. Biz de içelim. Ben sordum. Ben baktım burada o bardaktan bulamadım. Ben bir de sordum. Emre içeriye bulur belki bize. İsteriz şeyden. Icardi'nin isteriz fazla varsa geldiğinde. Sordum yani. Bence çok... bu gayri resmi transfer açıklaması. Tabii canım, müjdeyi verdi ya. Yani çok ekstra öyle bir durumu da yokmuş mate çayının bu arada. Onu da araştırdım. Biraz bağırsaklara iyi geliyormuş. Şimdi bu tamam artık. Yani bu saatten sonra bu bitti. Peki ne diyelim o zaman? Icardi, Bakambu, Halil. Ya. Bak şimdi yok. Santraforları sayalım. Gol atabilecek oyuncular. Barış Icardi, Bakambu, Barış. Halil. Tane var. Vallahi Zaniolo da atıyor. Onu Kerem bile. Bir maç forvet oynadı Zaniolo geçen sene. Yani kafası rahatladı. Şimdi rahat. Bu fotoğraftan sonra rahatladı bence, değil mi Emre? Büyük bir soru işareti vardı. Geliyor mu, gidiyor mu? Geliyor mu, gidiyor mu? İşte buyurun, belge az evvel eşi açıkladı fotoğrafla. Böyle bir şey olmamış olsa niye Galatasaray formalı tişörtlü fotoğraf atsın? Çok net mesaj. Bu iş bitmiş. Hayırlı olsun peki. Umarız sağlığı da iyidir inşallah. En önemlisi o zaten. Var mı Fenerbahçe'de hareket? Abi ona bakıyorum. WhatsApp da yazışması yaptığın belli. Yok yani, daha bir şey yok. Başkan frene basacağız dedi. Biraz bize de ya şeyler kesildi. Niye frene basacağız dedi. Bak onu dediğim hala gibi, anlamadı kimse. Anlamadım. Soruyorlar, anlamadım. Bir daha anlat. Tekrar söyleyelim. Avrupa maçı var. Sonuçta bu oyuncularla şimdi ben şimdi tabii bizim bize haber geldi mi yapıyoruz. Hani orta saha diyorsun. Ara orada da ara öyle çıkacaksın maça. Doğru. Ya bu stratejilere tabii ki dikkat ediyor. Yani kadro verilecek. Fenerbahçe bir Avrupa kadrosu verilecek. Tabii. O yüzden transferde frene basıyoruz dedi. Zaten gelirse şu süreçte Livakovic gelecek. Kaleci konusu farklı bir konu. Hani o farklı bir nokta. Onun dışında sebebi, bu açıklamanın sebebi Avrupa maçının olması ve futbolcuların şey yapmamış olması. Ahmet Selim Kul abi, Tadiç'i hiç izleyebildim çıplak gözle antrenmanda diyor. Rusya'ya gelmedi galiba. Evet, henüz izleyemedik. Henüz göremedik. Galiba cumartesi falan izleriz. Yani öyle bir açarlar gene. Açarlar idmanı. Belki Tadiç gelir mikrofonların başına. Tabii biri konuşacak. Yeni transferler konuşur. Kent konuştu. Belki Ceko konuşabilir. Ceko da kaptan oldu. Bu rolden de çok memnun. Artık o mudur kaptan? Kaptan Ceko. Takım da bundan memnun. Mesela Tadiç'i şimdi kaptan olarak ne olursun yanlış anlamasın. Mert Hakan ve İrfan takımın yerli kaptanları. O ayrı ama takımın lideri Ceko olacak. O da bu rolden çok memnun. Bu rolün ona verilmesinden de çok memnun. Bugün şeyi falan paylaşmış. Ya tabii biraz bu ortak bağlarında olmasıyla tesiste İslam Çupi'nin, rahmetli İslam Çupi'nin ne kupa büyüklüğü ne şampiyonluk, evet, onu paylaşmış. Yani o da bu rolden gayet memnun. Şeyde Rusya'da da takımın böyle abisi gibi davrandı tam anlamıyla. Geziye gidiyorlar, o nerede, bu nerede soruyor. Hani şeyde idman öncesi şeylerde o rolden çok memnun. Durum bu. Fenerbahçe'de yeni kaptan Ceko. Tadiç'i de o karşıladı. Zaten şey muhabbeti vardı garip bir şekilde. İşte Tadiç, Ceko sorun yaşar mı falan. Yani hani, boş nakvesi olmasından dolayı. Boş mevzulardı onlar. Zaten direkt fotoğraflar bunu çürüttü. Vallahi. Bekliyoruz Fenerbahçe bir tane daha üst düzey orta saha almayı düşünüyor. Tam işte
Emrecan ve Salih Özcan'a gidilme sebebi bu. Ama Premier Lig'de de bakılıyor. Yabancı da gelip başka bir yerli çözüm de bulabilirler. Mesela Zeki Amduni'ye gitti Fenerbahçe. Hmm. 16 milyon euro isteyince alamadı. Hani o yerli sınır için sürekli bir alternatif çalışma var. Forvet oyuncusu. Mesela Bekao için o uzun zamandır uzun boylu stoper hasreti çekiyoruz demişti bir Fenerbahçe canavar, taraftarı da. Böyle pislik stoper. Lugano'dan sonraki Lugano'dan boşluğu sonra böyle stoper. Bir pislik. Ben onun anlattım iki böyle tane maçını. Şey, sert stoper. Oyun anlamı. Ben onun iki tane maçını anlattım. Doğru pislik. Udinese formasıyla bu sene. Geçen yıl iki tane anlattım. Hatta benim anlattığım maçta da golü var. Biraz ileri çıkışta bir ağır. Geri dönüşte ağır. Ya artık... Bak ileri çıkıyor tamam. Ön direkt paylaşımı tamam ama geriye dönerken çok ağır. Demek bunu ki çok göreceğiz. Çıkmayacak abi o zaman. Zaten o hücum hattında yani, izin de vermezler yani orada. Orada bir de üçlüde oynuyordu. Üçlünün neresinde oynuyordu tam bilmiyorum. Hani merkez mi sağ mı sol mu ama. Burada Luan Perez'de ben hem Brezilyalı ikisi de. Fenerbahçe'nin uzun yıllar sonra böyle bir şey Perez ikilisi. Perez BK mı yapar diyorsun? Bence öyle olacak. Olması gereken o. Şimdi ama bakın şunu söyleyeceğim. Serdar Aziz ne olacak? Ben Duyla şunu duydum. Yani. Samet evet, ne olacak? Edu Lugano gibi. Şimdi ben şunu duydum. Hayır. Fenerbahçe bir stoper de alabilir ve Merih ihtimalinden bahsettin. Ya orada ya Luan Perez'le ilgili ben iyi oyuncu. Sol stoper sol stoper bulmak çok zor. Hani satılacağını düşünmüyorum ama orada bir stoper de alınabilir cümlesi beni biraz şey yaptı. Güzel söylüyorsun da yerli yok şu anda. Ya var yok. Serdar var, yok. Şu anda. Serdar. Şu anda dörtlüyü söyle sayalım. Serdar, Ciku, Perez, Beka. Dörtlü bu. Bir de beşinci isim olacak. Bu genç mi olur? Başka oyuncu mu olur? Başka bir çözüm mü olur? Gustavo var. Gidecek. Samet gidecek. Samet. Bu arada yani Best stoperle yola çıkılacak. İsmail yani. Hoca'nın işi hakikaten çok zor Koray yani. Burada... Evet. Yerli de ne şeyi yapacak? Şeyi sorabilir miyim bu arada ya? Kuzenim de iyi bir Fenerbahçelidir. Arda Baloğlu. Selam söylüyorum. Merak ediyor. Beka yıllık ne kadar ücret alacak? Bir de 5 yıllık kontrat bana biraz uzun geldi demiş. Sen katılıyor musun? 27 yaşında. Gayet iyi ya. 5 yıl. Değil mi? 5 yıl. 28 mi? 27 yaşında mı ne? Tam işte. Stoper dediğin şey. 27. Ya çok, tam çok rakam iyi. Bilmiyorum da yani 2 civarları. Genelde 3 yıllık oluyor ya sözleşmeler. O yüzden 5 yıllık. Beka'da net rakam bilmiyorum ama 2'den az diyebiliyorum. Yani 2'nin altında bir rakama anlaşıldı diyebiliyorum. Ama net bir şekilde bilmiyorum anladım. Yani. Valla o Wanda Nara'nın fotoğrafını bir daha versene. Ercan. Çünkü. Bir fotoğrafı daha var bu arada. Hemen arkasından bir tane daha atmış. O ne? Onu ben göremedim. Yine Icardi bu tişörtle daha net poz vermiş. Bak onu da verelim. Eğer alabilirse arkadaşlarımız. Çünkü Galatasaray taraftarları Aykut abi lütfen transfer raporunda o fotoğrafı bir daha verir misin? Elbette sosyal medya hesabına girip hemen bakanlar var. O ayrı ama Galatasaray taraftarı transfer raporu programında bu fotoğrafı görmek istiyor değil mi arkadaşlar? Evet tabii ki. Burada sağ olsun arkadaşlarımızla birlikte fotoğrafı gündem belirlemeye devam ediyor. Orada kızı oyun oynuyor. Icardi dediği hep gibi. Hep birlikte oyun oynuyorlar. Bu fotoğraf bu işi tescillemiştir. Bu işin belgesidir sevgili seyirciler. Diğeri daha kap bildirimi gibi abi. Aynen orada öyle. Direkt net Icardi'yi koymuş. Çok yaşa. Harika söyledin. O diğer fotoğrafta hazırsa Emre'nin söylediği onu alabilirsek arkadaşlarım. Olmazsa son sayfa programında Ozan Zeybek'le Serkan Korkmaz konuşur. Ama biz o fotoğrafı bulursak ikinci resmi gayet de güzel olur. Konuşalım. Çünkü... Ne alacak peki Emre? Abi şöyle, Icardi. Şimdi bu Dursun Başkan da bunu söyledi, Erdem Bey de söyledi. Rakam bir kere Galatasaray'ın kasasından tamamı çıkacak bir rakam değil. Ama çok ciddi bir, yani 7,5 milyon euro civarında bir maaş, üstüne de bonuslar olacak. Yani totalde bir 10 milyon euroyu bulan bir paket yıllık ücreti Mauro Icardi'nin. E tabi kulübünden geldiği için bir imza parası falan yok. Olumlu tarafından öyle bakabiliriz. Paris Saint Germain'e de 10 milyon euro civarında bir bonservis ödeyecek Galatasaray. Orada hep bu süreç boyunca anlattık. Suudi Arabistan cephesi işi biraz zorlaştırdı, işi uzattı. Çünkü çok ciddi paralar teklif ettiler. Yani bunu daha önce de söyledik ama tekrarlayabilirim. Artık iş resmiyete doğru gidiyor çünkü. Yani Icardi yıllık 32 milyon euroyu reddetti Suudi Arabistan'dan gelen. Çünkü yani bu normalde belki başka bir futbolcu bunu tercih edebilirdi. Şöyle de çok fazla... Gözü kör bir romantizme bağlamayacağım bu işi. Yani Galatasaray'ı seçmek için yaptı değil ama orası zaten ona çok uygun değildi yani Suudi Arabistan'da yaşamak. Benim sevdiğim tüm Galatasaraylı
arkadaşlarımız bana WhatsApp'tan attılar o fotoğrafı. WhatsApp şu anda durmak bilmiyor. Fotoğrafı hazır bana değil, Aspor ekranına gelecek şimdi birazdan. buyurun, buyurun. Abi Icardi'yi de biraz. Buyurun, işte. Filtreyle biraz. Nasıl? Değil mi? Bu arada şey paylaşımı bir yandan da. Bu şu an bir Barbie filmi çok fazla gündemde. Benim Ken'im diye paylaşmış zaten Icardi'de. Şey, Van'dan ara. Biraz da Ken'e benzetmiş filtrelerle. Normalde bu kadar böyle. Filtre işte, mağdur oldun mu Emre hiç? Hanım paylaşımlarında. Ya, olunuyor yani. Ben de ara şey olabiliyor tabii. Sana bir burada kap bildirimidir bu. Net. Emre'nin söylediği çok bu net. Kap bildirimidir. Geri sayım başladı o zaman. Galatasaraylı Ali Çiçek. O da soruyor, diyor ki kaç para alır? Herkes aynı soruyu soruyor. Ya bir gelsin bir kap bildirimi kulüp yapar, biz bilemiyoruz şimdi ne verecek. Yani 3 aşağı 5 yukarı. Yok, rakamlar aşağı yukarı böyle ama burada sponsorlar var. 2-3 sponsor Galatasaray'a destek olacak. Maaş ödemesinde de sadece bonserviste değil. Yani Galatasaray'ın kasasından çıkacak rakam bu 10 milyonun bir aile altında olur. Dün mü evveli gün mü Dursun Bey dedi ya bir anlaşma yapıyoruz, çok ciddi bir para. Şimdi o ne, hangi konu? Yarın stat sponsorluğunu açıklayacaklar. Sonra da bu Avrupa'daki maçlardaki göğüs sponsoru orada farklı olacak. Şu andaki sponsor zaten yenilendi. Havayolu şirketi değil mi o? Bir Avrupa, yok, havayolu değil, bir enerji firmasıyla anlaşıyorlar. Göğüs sponsorluğu Avrupa maçlarında. Mesela son yıllarda hep şey oluyordu. Türk takımları Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Sponsor bulamıyorlar. Hep Türk Hava Yolları, yani böyle bir zorunlu sponsorluk gibi hepsine sponsor oluyordu. Şimdi Galatasaray bu işi biraz çözdü.